Gelir gelmez şey dikkatimi çekti. Önce mikrofonu aldın, şarkı söyledin, sonra piyanoya geçtin. Evet. Müzikle nasıl ilişkin? Wow, benim hayatım. Müzik çok önemli. Sabah kalktım, müzik dinliyorum. Hı-hı. Araba, müzik dinliyorum. Her gün, her saniye müzik çok önemli. Çünkü müzik enerji bana veriyor. Ben bir an dedim ki buradan twerk'e bağlayacak. Twerk mı? Evet, öyle bir şey. Acaba arkasından da böyle bir sürpriz gelir mi diye düşündüm. Ano, twerk benim göt çok küçük. O zaman twerk ben de kuramıyorum, bilmiyorum. Kadından 10 numara 5 yıldız. Öyle düşündüm. Siz altın gibisin. Biz aksesuar gibi ama kadınlar kraliçe. Sana en çok ne soruyorlar? Para. Galatasaray beni istiyor. Fenerbahçe istiyor. Hayır diyorum. Herkese merhaba. Oyalamaca'ya hoş geldiniz. Bugün bence gerçekten çok ilginç bir konuğum var. Futbolla ilgilenen de ilgilenmeyen de onu çok merak ediyor. Gündemde olsa da olmasa da hep fenomen olarak hatırlanıyor. Bir dönemin efsane oyuncularından Pascal Nouma burada. Hoş geldin. Ne oldu, suskunlaştın burada? Ooo, neler yapıyordun değil mi? Fenomen ben mi? Evet. Teşekkür ederim. Değil misin? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Merhaba. Merhaba. Bir anda uslu çocuk oldun ama sen, şımarık çocukken. Pascal, ben çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. İyi ki geldin, teşekkür ederim. Teşekkür tekrar. Ederim. Nasılsın, keyfin nasıl? Keyfin iyi, çok iyi. Bomba gibiyim. Gelir gelmez şey dikkatimi çekti. Önce mikrofonu aldın, şarkı söyledin, sonra piyanoya geçtin. Evet. Müzikle nasıl ilişkin? Wow, benim hayatım. Müzik çok önemli. Sabah kalktım, müzik dinliyorum. Hı-hı. Araba, müzik dinliyorum. Her gün, her saniye müzik çok önemli. Çünkü müzik enerji bana veriyor. Ben bir an dedim ki buradan twerk'e bağlayacak. Twerk mı? Evet, öyle bir şey. Acaba arkasından da böyle bir sürpriz gelir mi diye düşündüm. Ano, twerk benim göt çok küçük. O zaman twerk ben de kuramıyorum, bilmiyorum. Gerçekten özür dilerim. Ama idman yapabilirim. Sonra yeni program tekrar dost yapabilirim. Ya şimdi ben zaman zaman etrafımdaki insanlara soruyorum, kimi merak ediyorsunuz, programda kimi görmek istiyorsunuz diye. Senin adını çok duydum herkesten. Pascal Nouma gelsin, Pascal Nouma gelsin. Ben de onlara dedim gerçekten ki mi? Yani sadece futbol dünyasına ya da erkeklere mi program yapacağım? Hayır, emin ol, kadınlar da izleyecek onu dediler. Gerçekten sürekli benim mesajım evet, geliyor. Evet, çok fazla duydum Pascal Nouma, Pascal o zaman, Nouma gelsin. O zaman herkese çok teşekkür ediyorum. Ben... Her zaman siz istersiniz, burada geleceğim. Peki sence gerçekten kadınlar da bu kadar merak ediyor mu sence? Bizi en çok erkekler mi izleyecek, kadınlar mı? Bir fikrim var mı? Öncelikle benim abim ne zaman ben büyüyordum, bana diyor, Pascal, en önemli dünyada kadın önce, o zaman saygı. O zaman tabii ki bence de kadınlar 10 numara 5 yıldız. Öyle düşündüm. Siz altın gibisin. Biz... aksesuar gibi ama kadınlar kraliçe. Peki her zaman diyaloğun böyle çok tatlı mıdır kadınlarla? Ben herkes ben tatlı. Ben kadınlar, erkekler ben tatlı. Ben öyleyim ben. Tamam, ben çünkü benim kan çok sıcak. Bak ben geldim, herkese selam verdim. Benim favoriti. Gerçekten acayip bir enerjine geldin. Ama öyleyim. Her zaman öyleyim. Şaka yapıyorum. Bir atmosfer ne zaman atmosfer rahat. Biraz sıcak, herkes bak, önce ben geldim, herkes Yusuf Pascal Nouma nasıl, Berket Perikeli ya, doğru mu? Ha? Evet, şimdi, doğru, bir merak var. Şimdi herkes, Pascal inanılmaz merak böyle yani. Kulak memesi kıvamına getirdin hepimizi. Her gün böyleyim. Her gün. Peki sence insanlar seninle ilgili en çok neyi merak ediyor olabilir? Yani seni burada konuk görmek isteyenler ya da sen bunu günlük hayatında ne bileyim yolda karşılaştığın bir hayranın, sosyal medyadan sana mesaj atanlar, sana en çok ne soruyorlar? Para. Tamam, şaka. Ne istiyorlar Pascal? Neden sen Beşiktaş yönetici değilsin? Neden Pascal teknik direktör değilsin? Neden Pascal bıraktım futbol? Pascal, gerçekten Beşiktaş severim. Seversin. Ben dedim, evet, ben her yerde Beşiktaş dövmeler de var. Çok farklı soru soruyorlar yani. Peki o zaman ben sorayım. Neden değilsin? Neden değilim? Çünkü ben sadece bir şans bekliyorum. Ne zaman insan bana veriyor bir tane şans? Çünkü ben 23-24 yıl buradayım. Beşiktaş benim en güzeli, en favori takım, en tek takım yani. Hala Beşiktaşlısın. Başka yok. Galiba. Başka yok.
ara Beşiktaş. Tabii ki, çünkü ben ne zaman Beşiktaş oynadım. Benim kontratım sonra bitti. Galatasaray beni istiyor. Fenerbahçe istiyor. Hayır diyorum. Çünkü nasıl ben futbolcuyum, yabancı, Beşiktaş taraftar efsane ben ve Beşiktaş dövmeleri de var ve sonra Galatasaray ve Fenerbahçe forma giyiyor. İmkansız yani. Aynen değil. Ben Galatasaray ve Fenerbahçe yani hiçbir şey problem değil. Yani ama benim ama ideoloji böyle. Benim ideoloji böyle. Sadece ben ilk Türkiye'ye geldim 24 yıl önce. Türkiye'yi ben tanımıyorum. Neden Pascal Numa efsane gibi Türkiye'de? Kim için? Kim yüzünden? Beşiktaş taraftar. Şarşı. Çünkü Beşiktaş taraftar şarşı da yok. Pascal Numa bu da yok. Hmm. Evet, benim kariyer Beşiktaş, tamam, Beşiktaş için. Neyini çok seviyorsun en çok Türkiye'nin? Burada kendini iyi hissetme sebeplerin neler mesela? Öncelikle ne seviyorum? Bir tane kadın çok önemli hayatım. Benim menajerim Münevver Akburut. Ve gerçekten eskiden ben menajer de var ama ne zaman biz çok eski tanışıyoruz, tamam mı? Ve çok iyi iş yapıyor. Ve siz biliyorsunuz maalesef Türkiye'de adam gibi ülke yani. Ama benim menajer kadın çok güçlü ve her zaman ne zaman yeni kontra sözleşme de var. Bütün adamlar terli. O zaman Münevver madamsın. Sana kendini güçlü hissettiriyor, güvende hissettiriyor. Tabii ki, çünkü ben biraz deliyim. O zaman bir tane menajer güçlü değil, ben pert. O zaman benim menajer Münevver bana kontrol etti. Hangi konuda delisin en çok? Ne oldu? Çünkü ben de deli değilim. Ben sadece cevap vereceğim ben. Çünkü her zaman haberler Pascal Numa kavga yapıyor. Şeyden bahsediyorsun sanırım değil mi? Eğer bir şeye çok tepki verdiysem, çok yükseldiysem, sinirlendiysem mutlaka mantıklı bir sebebi vardır. Benim hayat öyle düşünün. Mantıklı. Karşılaşmıştı. Tamam mı böyle? Bak, her zaman ona diyor Pascal Numa agresif falan. Ben bir şey yapıyorsam önce bir şey de var. Başlıyor. Anladın mı? O zaman ben cevap veriyorum. Mesela o kadar. Burada neyle karşılaşsan agresifleşirdin? Çünkü ateş ve duman. Duman da var. Onlar ateş yapıyorlar, ben duman. O zaman ben cevap vereceğim. Ama önce cevap vereceğim, ne zaman ben kavga yapıyorum. Neden kavga yapıyorum? Çünkü tabii ateş de var. Öyle düşünüyorsun. Cevap. Yani. O kadar. Ama ben agresif değilim ben. Kedi gibiyim. Ya gördüğüm kadarıyla hiç değilsin, bilmiyorum. Başka yerlerde çıkıyorsa o yanların. No. Ben sabah kalkıyorum, sokaklar ben diye kim kavga yapıyor? Öyle değilim ben. Ben peaceful and fun. That's it. Şu an hayatını maddi olarak nereden kazanıyorsun? Zengin ben. Zamanında futboldan yaptığın birikimle mi devam ediyorsun? Futboldan kazandığın parayla? Bak, bir şey soracağım. Sen biliyor musun, insanlar zengin de var ama iş de var, devam ediyor, çalışıyorlar. Ben de aynen öyle. Ya şu an mesela neler yapıyorsun? Ben mi? DJ performans yapıyorum. Eğlenceli ben. Anladım. En güzeli. En güzeli. Evet. Bir ara televizyona da sanki ben hatırlıyorum program yapmış mıydın? Evet. Survivor'a katıldın. Evet. Böyle bayağı bir macera. Survivor, yok böyle dans, Devler Ligi, O Ses Türkiye. Neden televizyonda değilim? Çünkü istemiyorum. Normalde bu Survivor 2024, ben Acun ofise gittim. Ben Acun sonra bana sordum. Pascal, Survivor'a gitmek ister misin? Ben no, istemiyorum. Çünkü iki kere ben gittim orada, yeter yani. Ve, üçüncü kez teklif mi geldi sana? Acun bana sordu. Ha. Ben dedim, no Acun istemiyorum. Teşekkür ederim. Yordu mu seni orası? No, öyle değilim. Çünkü bu program insanlar her zaman soruyor. Pascal, ama ne zaman televizyonda kamera of yemek veriyorlar falan. Ben dedim, mantıklı yani. 90 kilo orada gittim, 72 döndüm. O zaman nasıl yemek veriyorlar? İmkansız, mantıklı yani. Yani
O zaman ben tekrar ormanda tuvalet yok falan da. Yıprandım diyorsun. No, yeter. Yeter. Futbol dünyasından çok yakın dostlarım var mı hala? Evet. Kimler mesela? Sadece büyük futbolcular. Büyük kim mesela? O zaman Türkiye sadece Türkiye, bir tane. Sadece bir tane Türk en büyük. Ben Türkiye'den sordum. Ama o zaman sadece bence de Türkiye sadece bir tane var futbolcu dünyada, Sergen Yalçın. Başka yok. Kim de var? Kim de var? Soracaktım ama ikinci yok diyorsun. Mesela bugünün ama futbolcularından, kim diğer o takımlardan mesela kim Icardi diye yıkılıyor ortalık, beğenmiyor musun Icardi'yi? Arkadaş değil. Ha, dostum değil, mi? Ayrı konu da. Futbol olarak bugün futbolunu en çok beğendiğin futbolcu kim? Mbappé. Good. Icardi. Kategori aynen değil. Konuşmadığın, küs olduğun ya da kırgın olduğun futbolcular var mı? Sıra sıra. Çok sıcak. Çünkü çok var. Bir saniye. Tam liste istiyorum, sıralı. Vay be. Kalbini kıran. Küstüğüm insan tabii ki de var. Ama hayat öyle. İsim vermek istemiyor musun? İstiyorum. Dinliyorum. Ama vermiyor canım. İçimde kalsın diyorsun. Pardon? Pascal, bugünkü efendim? Beşiktaş'ta en beğendiğin futbolcu kim ya da kimler? Tekrar. Bugün Beşiktaş'ın da en beğendiğin oyuncu kim? Ha, öyleli. Başka? Yok diyorsun. Ya özel hayatınla ilgili çok şey bilmiyoruz. Bize biraz özel hayatından bahsetsene. Benim çocuklar en önemli. Evet. Kaç çocuğun vardı? Üç tane. Onlar nerede yaşıyor? Mary, en büyük kızım 28 yaşında Londra'da yaşıyor. Benim oğlan Noah 17 yaşında Cannes'da yaşıyor. Ve benim kız en ufak Jenna Elma 9 yaşında Cannes yaşıyor. Eğitimlerini orada devam ediyorlar. Evet, okul, spor yapıyorlar Fransa'da. Evet. Nasıl bir babasın sence? The best. Aa. 10 numara 5 yıldız babası ben. Üçünün beyanı da böyle mi? Üçü de bunu doğruluyor mu? Ben her zaman benim çocuklar, bak sadece ben bir şey anlatmak istiyorsun sana. Benim ilk kız ne zaman benim eski eşi amele. Doktor vermek, benim kız eşi vermek istiyor. Ben aldım. Ben duş yaptım, sonra eşim verdim. Aa. Anladın mı? Anladım. Ben o kadar babayım diyorsun. Evet. Ara sıra hiç keşke beraber olsak, daha yanımızda olsan gibi sistem yapmıyorlar mı? Tabii ki. Çünkü ben burada yaşıyorum, burada çalışıyorum. Benim çocuklar Fransa'da, tabii ki zor. Zor ama her gün tabii ki düşündüğüm normalde hayat. Anne babası birlikte, çocuklar birlikte, ama çok özledim benim çocuklar. Benim çocuklar bana çok özlediyor. Özledim. Ve ben sana diyor önce, ben bir tane menajer de var, çok inanılmaz kadın ve inanılmaz zeki ve kadın gibi. O zaman ne zaman 3 gün, 4 gün tatilde var, iş yok. Bana gönderiyor Fransa'dan benim çocuklar için. Hayatında biri var mı? Sevgilin var mı? Var. Nasıl bir ilişkiniz var? Aşık. Çok anda. Aşık mısın mesela? Ben mi? Romantik ben. Romantik. Evet. Dışarıdan çok çapkın ve flörtöz görünüyorsun. Ben mi? O yüzden senin böyle çok aşık, çok bağlı bir sevgili olabileceğini düşünmedim nedense. O zaman ben yanılıyorum. Bak, ben sana bir şey anlatmak istiyorsun. Ben victim. Biliyor musun ne demek victim? Victim bak, sen diyor, ben şapkin falan. Ben değilim. Ben her yerde gidiyorum. Ben uçuyorum. Kimseye bakıyorum. Kadınlar geliyor. O zaman ben victim. Ben hiçbir şey soruyorum. Ben şapkin değil. Kadınlar şapkin. Aa, onlar evet. Seni tavlıyor. Ve tabii ki ben ben kimseye soruyorum ben. Kadınlar bana Pascal öyle. Sevgiline sadık mısın? Evet. Bir şey soracağım sen, çünkü ne zaman ben dedim romantik, sen bana güvenmiyor. Benim eski eşi okulda başlıyoruz biz. Ne zaman ben 14 yaşında, benim eski eşi 12. O yaşta tanıştık. 14 yaşında benim eski eşi 12. Sonra 13. Sonra ne zaman ben 20 yaşında benim eşi, 20 yaşında benim eşi 18 yaşında amele.
Bebek geldi, sonra evlendi. Böyle. Kaç yıl bir sürdü evliliğiniz? Bilmiyorum ama 14 yaşında ve ben daha boşandığı bilmiyorum kaç sene oldu. 2008 falan. Oh, bayağı oldu yani. Hayattaki en büyük tutkun ne? Annem ve God. Annem, yani. Annem, benim çocuklar, God. En önemli. En sık kullandığın yalan ne? Seni bir yere davet ettim mesela. Beni geçiştirmek istiyorsun, gelmek istemiyorsun. Ne dersin bana? Hastayım. Hastasın? Evet. Çok klasik bir yalan. Buna da kimse inanmaz ama. Evet, i̇yi bir yalancı değilsin. Bak, ben romantik sanımla da güvenmiyor. Evet, iyi bir yalancı değilsin. Her şey ben sana diyor. Ama sen, şu an güvenim arttı yalan. Sana. Sen güvenmiyorsun bana. Yalan söylemeyi bilmiyorsun. Şu an güvenim artıyor. Bak, ben her şey biz konuşuyoruz. Dürüst ol ben. Dürüst. O zaman ben romantik %100. İyi babası, iyi babası. Yalan değilim. Süper yalan ben süper adam. Süper adam. Süper güçlü adam. En zorlandığın rakip defans kimdi? Ricardo Gomez. Eski Paris Saint-Germain kaptan ve Brazilian milli takım. Sence peki senden çok aynı anlamda çekiniyor muydu rakiplerin? Çok iyi. Evet. Bütün takımları. Hepsi. Hepsi. Bütün defans, kaleci falan. Onlar... Şimdi ben bıraktım futbol, o zaman bence de onlar oyunmak daha rahat. Ama eskiden imkansız. En zor kaleci? Türkiye'de yok. No. Kiminle birlikte oynamayı çok isterdin? Türkiye'de mi? Sergen Yalçın. Sergen Yalçın. Çok Sergenciyiz. Sadece bir tane futbolcu var Türkiye'de. Evet, Sergen, başka yok. Sana en iyi asisti kim yaptı? Marcus Münch. Türkiye'de Marcus Münch. Yabancı. Okay. Sergen, Türk. O kadar. Şimdi o mu bu mu diye bir minik bir sorum var. İki tane seçenek vereceğim sana. Hı? Hangisini seçtiğini söyleyeceksin. İkisini de seçmiyorsan kendi üçüncü seçeneğini söyleme hakkın var. Yüzmek mi, koşmak mı? Koşmak. Tarkan mı, Kenan Doğulu mu? İkisi de. Sezen Aksu mu, Ajda Pekkan mı? İkisi de. Bira mı, viski mi? Günever. Bira. Çok sevmek mi, çok sevilmek mi? Hangisi daha hoşuna gider? İkisi de önemli. İkisi de. Ama bir ohladın. Bir ama, düşündün. Ama ne o? İkisi de önemli. Evet. Evlilik mi, flört mü sence daha konforlu? Ne zaman ben çocukken benim babam, annem... Sonra... Çok, o zaman benim hayal bir tane sevgili, evli, tüm hayat. O kadar. Ama maalesef öyle yok. Ama benim hayal öyle. O zaman evli tabii ki flört. Güzel, aynen güzel flört. Bak, benim için böyle düşündüm. Düşünsene ben daha kiri şimdi. Bir tane kadın bana, Pascal benim sevgili benim, ister misin? Ama bin tane kadın sadece flört, ben flört gidiyorum. Çünkü flört güzel. Ronaldo mu, Messi mi? Wow. %100 Messi. Aa. Evet. Sen Sergen'le ilk idmana çıktığında onda gerçekten böyle farklı bir ne bileyim deha hareketleri, bir şey, bir ışık. Ne gördün, ne hissettin onu ilk gördüğünde? Bu adam kim? Aa. Benim, inan ben şok oldum. Şok. Neyi etkiledi seni? Çünkü bak, ben çok şanslıyım çünkü ben 14 yaşında benim ilk Fransız milli takım, PAF takım, tamam mı, oynadım. Zidane beraber oynadım. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 yaşında. O zaman ne zaman Zidane 14 yaşında, aynen Zidane 20 yaşında 21. Aynen. Çalışmıyor. Yetenekli. Ayak sağ sol. Sergen Türkiye'de sadece tek. İnan olmaz. Görmedim mi? İnan olmaz. Bence de bir tane futbolcu aynen Sergen 30 bin yıl sonra. Gelir. İnşallah. Tek.
Ben her yerde gidiyorum Fransa televizyonu bana soruyor. Pascal, sen Zidane oynadı, George Weah, Ray, bütün en büyük Jorkef, bütün futbolcu Fransa'da ünlü falan falan. Ben dedim, özür dilerim siz bir tane daha ben oynadım. Ben şanslıyım çünkü ben bu Türk futbolcu oynadım. Kimse ona bana soruyor, ben Sergen Yalçın. Ona diyor, Sergen Yalçın kim? İnternet gösteriyorlar. Evet. Maradona, Messi, Sergen, Zidane. Bayağı Türkiye sınırlarını açtık. Dünya sıralaması yaptın. Dünyada ben öyle düşündüm. Tamam mı? O zaman bence de Maradona şimdi El Pibe. Messi de var Arjantin'a. Maradona ve Messi. Fransa Zidane da var. Yeni Zidane yok. Mbappé ama aynı pozisyon değil forvet. Türkiye'de Sergen de var. Başka aynı Sergen Türkiye'de kim? O derece. O zaman Sergen kardeşim. Evet. Adamsın. Kulakları çınlasın lütfen. Adam. Sen de gel o zaman. Sen bu röportajı kendinle yapsan kendine ne sorardın? Pascal Numa sen kimsin? Vallahi billahi sen biraz delisin, crazy ama deli benziyorsun ama içinde çok yumuşak ve çok sempatik ve iyi adam. Teşekkür ederim. İyi ki geldin, iyi ki buradaydın. Peki gitmeden benim de bu kez de bu kameraya bakıp bu kamera birlikte veda edelim. Evet. Bu hafta Pascal konuğumdu. Çok eğlendik. Haftaya tamam. Yeni bir konukla birlikteyiz. Ama öncesinde abone olun uyarısını görevini sana veriyorum. Oyalamacaya abone olun der misin? Oyalamacaya abone olun. Bana tekrar. Oyalamacaya abone olun. Olaya acaba Ali. Yapabilirsin. Oyalamacaya. Oyalamaca abone. Oluyorsunuz. Oluyorsunuz. Tamam, kontrol edeceğiz sonra. Teşekkür ederim. Dikkat et, bekleyeceğim ben. Mikrofonu bozuyorsun Pascal. 9-8'lik.